Stüdyomuza hoş geldin Sayın Yulberry. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Acaba Amerikan kamuoyunun sağlık sistemi reformu ile ilgili genel görüşü nedir? Amerikalılar sağlık reformunu istiyorlar. Gerçekten kafaları çok karışık. Bu sistemin çok uzun süredir bozuk olduğunu, giderek daha fazla para ödediklerini ama daha az hizmet aldıklarını, daha fazla sigorta payı ödediklerini, ödenen hizmetlerin giderek daha az olduğunu biliyorlar. Daha iyi bir sigorta sistemi istiyorlar ve bunun düzeltilmesi gerektiğini biliyorlar. Son kamuoyu anketleri aslında şunu gösteriyor. Bazı cumhuriyetçiler bile aslında bu tasarıya destek veriyorlar. Ancak yine de neden böyle bir güçlü muhalefet görüyoruz acaba Senato ve Kongre'de? Aslında bu belki kimsenin hoşuna gitmeyecek ama burada şöyle bir gerçek var. Genellikle cumhuriyetçiler seçmenlerinin kalbini kazanmak için bunu yapıyorlar. Aslında cumhuriyetçiler ya da demokratlar birbirlerinden daha az para ödüyor değiller sağlık sistemine. Yani demokrat aileler nasıl acı çekiyorsa bu sistem yüzünden cumhuriyetçiler de aynı şeyi yaşıyor. Cumhuriyetçi aileler de işlerini kaybettikleri zaman sigortalarını kaybediyorlar. Yani cumhuriyetçi olsun, demokrat olsun hepsi giderek daha fazla para ödüyor bu sistem için ve giderek daha az hizmet almaya başladı. Yani burada önemli olan şey özellikle Senato'da ve Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler seçmenlerine çok iyi hizmet etmiş olmuyorlar bunu desteklemeyerek. Gerçekten sağlık sisteminde bir reform lazım. Bu sadece demokratların ve bağımsızların yapabileceği bir şey değil. Aynı zamanda cumhuriyetçilerin de tabii kalbinin kazanılması gerekiyor ve onların da mutlaka bu reformu kabul etmesi, benimsemesi gerekiyor. Dolayısıyla Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'daki cumhuriyetçiler bu reformun önünde duruyorlar. Bu maliyetlerin ve yine denetimin sağlanmasının önüne geçmiş oluyorlar. Aslında kendilerini destekleyen pek çok insanı arkalarını dönmüş oluyorlar böyle yaparak. Çünkü onlar gerçekten reform istiyorlar ve çözüm istiyorlar sistemde. Sizce sağlık sistemi reformu acaba her iki partiden de özellikle Kongre'de destek alabilecek mi? Aslında bundan şüpheliyim. Çünkü şu anda gözüken o ki cumhuriyetçiler desteklemeyecekler bu tasarıyı. Tabii bu şuna da bağlı. Nihai tasarıda neler olacak? Yani bir kamu planı olacaksa, rekabete bu da katılacaksa cumhuriyetçilerin neredeyse hiçbir cumhuriyetçinin özellikle Senato'da bunu destekleyeceğini zannetmiyorum. Ancak bunun üzerine bir müzakere yapılırsa, kamuoyu seçeneği bunun içerisinden çıkarılırsa o zaman belki Temsilciler Meclisi'nde bazı cumhuriyetçiler buna destek verebilirler. Ancak bu tasarıya ne kadar yaklaşırsanız cumhuriyetçiler bunu bu kadar kabul edecekler. Bundan ne kadar uzaklaşırsanız demokratlar açısından da aksi olacak. Dolayısıyla şimdi demokratlar açısından geçen yıla bakıldığında gerçekten çok ağır çalışmaları gerekti. Kongrede çoğunluğu sağlamaları için. Daha sonra birden cumhuriyetçiler ortaya çıkıp kendi şartlarını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Demokratların bunun kontrolünü sağlamasını engellemeye çok uzun süredir çalıştılar. Dolayısıyla her iki tarafın kendince sorunları ve beklentileri var. Özellikle cumhuriyetçiler demokratların da desteklerini kaybedecekler bundan sonraki yapmak istedikleri şeylerde. Dolayısıyla da bu sistem için mutlaka cumhuriyetçilerin desteğini almak isteniyorsa, en azından onlardan minimum bir destek alması isteniyorsa onların şartlarının da belli oranda ortaya konması lazım. Peki bu tartışmalar, sağlık sistemi üzerine yapılan bütün bu tartışmalar acaba Obama yönetimine duyulan güveni ve desteği ne kadar etkiledi? Aslında Obama ilk seçildiği zaman ona verilen onay neredeyse şu ana kadarki en yüksek onay seviyelerinden birisiydi. Doğal olarak burada şunu görmek çok normal. Zaman içerisinde bu destek oranı azalacaktır. Özellikle de sağlık sistemi reformu tabii ki çok yardımcı olmadı Obama yönetimine. Bir liderden ziyade geçen yılki özellikle kampanyasına bakılacak olursa özellikle bu sağlık sistemini çok fazla savunmaya çalıştı. Ancak tabii ki desteğini kaybetmesi sadece sağlık sistemi yüzünden olmayacak. Desteğini kaybetmesi de bundan olmayacak. Özellikle ekonomi konusu da buna dahil. Amerikan halkı bu konudaki çözümleri bekliyor. Yani sonuç olarak bakacak olursanız cumhuriyetçilere, demokratları ya da bir başkanı değerlendirmek için aslında Amerikalılar en çok ekonomi konusundaki gelişmelere bakıyor olacaklar. Onları bu konuda çalışıyor olarak görmek istiyorlar. Dolayısıyla ekonomide herhangi bir değişiklik olmazsa, etkileyici en azından bir değişiklik olmazsa bu başkanın mutlaka performans etkiler bir şey gibi görülecek. Yine çok akıllı bir insan, yine doğru kararlar veriyor olabilir. Ancak ekonomi konusunda ve sağlık sistemi konusunda yapacakları çok önemli. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.